Amerika Birleşik Devletleri bu olay olmadan evvel burada yeteri kadar işte e, İsrail'in gücünün pekiştirildiğini, e, bu İbrahim anlaşmalarla ve yapılan anlaşmalarla İsrail'in bölgeye hakim olduğunu ve diğer bölgeleri de e, kontrol edeceğini değerlendiriyor. Çünkü e, bölgede, e, bu bölgede, Suriye'de, Irak'ta işte Amerika'nın üstleri var. 23 üs Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi. Bu 23 üssün, üste bunlar var ama... Onların dışında İran'ın bölgede çok etkin olduğunu görüyoruz. Nasıl etkin olduğunu görüyoruz? Suriye'de unsurları var. İşte Irak'ta Haçlı Şabi var. buradaki şurada bir üssü var. Buralarda diğer unsurlar var. Lübnan'da adamları var. Yani İsrail şey girdiği zaman zarar vermek için İran sadece İran'dan kaynaklanmıyor. İran'ın vekalet savaşı yapan 7 8 tane de Yemen dahil olmak üzere bunları kullanıyor. İran'ı korkutuyor burada. Onun için şey İran'dan bu, bu anlamda bu bölgedeki gücü ele geçirecek diye çekiniyor eee Amerika Birleşik Devletleri. O bakımdan İsrail bunu yapınca ve gerçekten hem operasyonel olarak hem de eee ispart olarak çok kötü durumda olduğu ortaya çıkınca e, bu tabii hemen Amerika'yı ve İngiltere'yi alarma geçirdi. Biraz evvel söyledim gemiler geldi. Hı -hı. Buradaki güç dengesini e, kendi lehlerine şimdi çevirmeye çalışıyorlar. Evet. Çevirirler de yani çok büyük bir güç. E, bu gücü düşünebiliyor musunuz? E, üzerinde iki uçak gemisi var. İki uçak gemisinin üzerinde 150-160 tane e, uçak var çeşitli evet. ülkelerden. E, fü Tomak füzesi atan unsurları var. Bunlar, daha iyi, bunlar da da dahil. Dolayısıyla... Evet. böyle bir sistem ortaya çıktı. Şimdi Sayın Pekin bir virgül rica evet. edeceğim sizden. Şimdi ekranımızdan da e, izleyebiliriz beraber. E, Size Derot'tan canlı görüntüler var e, ekrana yansıyan. Bu e, bir olası e, harekatın habercisi bir e, duman mı yoksa bir hava harekatı mı Sanmıyorum efendim? Ee, yeni, e, sa yeni bir bombardımanın olduğunu e, söylüyor. E, evet. Rijit'teki arkadaşlarımız evet. yönetmenimiz de e, maalesef yeniden e, o Gri dumanların yükseldiğini evet. görüyoruz e, hemen ekranımızda Siderot'tan gelen e, canlı görüntülerde. Siderot yakın bir yer oraya. Evet. E, önemli bir yerde. Dolayısıyla e, bunlar, e, bu bombardımanlar e, çünkü içeride daha şeyler olabilir. E, sızan unsurların bir kısmı yakalanmamış olabilir. Hı hı. onlar onlarla uğraşıyorlar bir. İkincisi e, biraz evvel yine e, göstermiştiniz bu arada şey vardı büyük bir eee yoğunaklama var. Yani e, karar harekatı yapılacak evet. falan diye. E tabii karar harekâtı yapmak çok zor. Evet. E, büyük ihtimalle e, karar karar için biraz daha bekleyecekler. Niye zor? Çünkü tanklarla giremezsiniz evet. oraya. Mecburen yaya gireceksiniz. E, yaya girdiğiniz zaman da çok fazla insan kaybı verirsiniz. Evet. Onun için bu harekatın belki e, bundan sonraki harekatın 3-4 ay süreceği de sürebileceği değerlendiriliyor. E, eğer 3-4 ay Rerse bu harekat diğer harekatlar e, bu arada işte İsrail toparlanacak e, şeyde e, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa'da Batı'da hı hı. buradaki dengeyi onlar iyileşinceye kadar e, toparlanıncaya kadar sağlamış olacaklar ve bu arada Rusya var evet. e, Rusların hı. ve Çin'in bölgeye olan etkileri var onları da koymamız lazım şimdi karar harekatı'nın e, çabuk e, yani o tank yığınak yapan tankların özel e, bulunduğu yer dahil olmak üzere yani bu biraz psikolojik harekat amacıyla o tanklar oraya konmuş. Yani biz bu kadar güçlüyüz evet. bunlarla gireceğiz evet, şeklinde. Evet. Aslında o tankların hepsiyle giremezler. Çünkü Hı -hı. tank, sokaklar dar. Dar Hı -hı. olduğu için de e, o tanklar oralarda sıkışır kalır. Daha evvel de bunu denediler. Hı -hı. Çok zayiat da verdiler. Hı -hı. E, şimdi gene belki çok fazla... Bu bir fazla... boy gösterisi diyorsunuz yani Evet. evet. Hı -hı. Bir de çok fazla e, ben belli yerlere yapılacaklarını değerlendiriyorum. Hatta Hı -hı. bugün... Birkaç noktaya keşif heyeti göndermişler. Evet. O keşif heyetleri onlara bilgi veriyor. Yani, trenler nereden geçiyor, nereden hı hı. gidilebilir, neresi tıkanmıştır falan gibilerden.